Ah, je sors du dépôt là. Ouais, tout est prêt pour demain. Tout est prêt, c'est nickel. On attend la livraison demain et puis on verra. Ça marche. Allez, salut. İstediğim gibi oldu mu her şey? Hani içeri girdim. Nasıl oldu her şey? Planladığımız gibi vaktinde falan sorunsuz işledi mi? Kardeşim, her şeyi test ettik. Sistemimiz çalışıyor. Sen içeri girdikten 1 dakika sonra haberimiz oldu. Belki 2 dakika sonra. Ercan numarayı yedi. Umut dayı yedi. Umut'un bile hani fark etmedi. Hani Ali çok stresliydi. Ya onun Ali'yi biraz... biliyorsun. Ali sabırsız biri ama yani güvenilir. O konuda şüphen olmasın ama Umut'a biraz yanlış oldu yaptığımız yani. Valla Umut'la sen görüşeceksin. Çünkü... Hacı nasıl ben görüştüm? Adam beni keser biçer valla. Valla ben ne diyeyim şimdi? Umut'la sen görüşeceksin. Sen anlatacaksın durumu çünkü anlatmazsan beni de deriye atar çıkartmaz. Valla Hacı ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Umut'a laf edeceğim sorun değil. Ama reis böyle istediği söylüyor. Bir şey yapamam yani. Dedim bir gel, şöyle bir yürüyelim. Orada oturup konuşuruz. İşte bu işler çok karışık oluyor. İşler karışıyor Rıcık. Çok karışıyor. Bir çözüm yolu bulmamız lazım. Hızlı hareket etmemiz lazım biraz. Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Ama en önemlisi sarı bebe yediyse gerisi zaten kolayca olur. Sarı Ercan artık patronumuz. Bu saatten sonra biliyor Sarı Ercan patronumuz. Sarı Ercan güçlenecek ki biz de intikamımıza yaklaşacağız. Her şey zamanı. Mekanlardan birini basmış. Ortalı biraz derveleye vermiş. Tabii ben karşı çıktım ama Tarık geldi, adamını aldı götürdü. Radyo kesiyor yani bize durduk ettik yere. Ona bir solüsyon bulmak lazım aslında. Ya ortadan tam kaldıracağız adamı ya da başka bir şeyler yapmak lazım abi. Recep biz bu adamlara bir vefakarlık yapıyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Biz bunlara hepsine varıyoruz. Bunlar hala bize radyo kesmenin başına geçiyorlar. Ne demek oluyor ya? Abi iyilik yapmayacaksın. İyilik yaparsan maraz doğar iyilikten. Tarık'ın tutumu nasıldı? Tarık bizim tarafta gibiydi. Adamı da sakinleştirdi, aldı götürdü ama bilmiyorum onu da çözemedim. O da farklı bir ayak da bize mi yakınlaşmaya çalışıyor, başka bir şey mi yapıyor anlamadım. İşler içinde işler. Artık dişimizi sıkacağız. Sabırlı olacağız. Kardeşim bu saatten sonra bak sen hapse girdin. Hayırdır inşallah. Patronum adı. Sarı bebe. Alo Tarık ne yapıyorsun kardeşim? İyisin. Tarık şimdi bizim burada bir konum atıyorum sana. Elvan bizim ya, adam Elvan seni alıp gelecek buraya. Bir zahmet gelebilir misin kardeşim sana zahmet? Ya burada konuşacaklarımız var. Tamam abi. Tamam. Ya Elman'ın beni almasına gerek yok. Beni alır gelirim. Tamam. Hadi görüşürüz. Patronum beni arıyor. Ben gideceğim şimdi kanka. Tamam. Ya Umut işi sende. Umut'la sen görüş. Ulan ben Umut ararım. Ne zaman müsaitse yanına uğrarım. Valla bu akşam görüş. Çünkü bu adama daha fazla saklamamız bizim için de risk yani. Ya ben, bir de ben bu saatte nerede buluyorum onu? Belki dernektedir artık, bilmiyorum. Deneyeceğim. Tamam. Arayacağım artık. Ama dediğim gibi yani reis böyle istediği diye şey yapacağım. Anlatacağım yani. Yoksa vallahi acımaz. Öyle. İyi kadı. İyi görüşürüz zaman. Sen burada mısın lan? Buradayım ya. İyi hadi. 5-10 dakika sonra ben de geçerim. Hadi. Hadi. Allah'a emanet ol. Eyvallah.
Tarık'ı aradım. Tarık'ı gelecek. Seni biliyorum, sen biraz hırçınsın. Hiçbir şekilde Tarık'ı bir şey söyleme. Onu biraz kendi tarafımızda yuğuracağız onu biz. Anladım. Ona göre bir hareketlerimiz var. Onu yuğuracağız biz kendi tarafımıza. Anladım. Olacak olan bunlar da ondan sonra olacak zaten. Ne yapacaksak ona göre de hareket edeceğiz dedi. Ama bu saatten sonra da eyvallah yok kimseye. Tabii. Direkt ilerleyen yapılacak. Tamam? Tamam. Eyvallah. Selamünaleyküm Afyonlu. Aleyküm selam. Nasılsın? Nereden geliyorsun böyle? Falan. Hacı sorma ya. Tarık'la falan verdim ya. Ya başlatma, adını anma şu şerefsizliği. Niye lan? Ya senin yüzünden olup olmayan işlere kalkıştı ya. Ya tamam biliyorum. Bir şu son zamanlarda kötü zamanlar geçirdik de. Şimdi nasıl anlatayım ben sana bunu? Konuyu açtığında. Söyle artık yani, ne var? Vallahi konuyu söyle yani. Şimdi anlattıktan sonra beni dereye atma ha. Ya sen söyle konuyu. Ya şimdi ben içeri girdim ya. Bu bir oyundu hacı. Ne oyunu? Biz 2 senedir bu oyunu, bu düzeni yapmaya çalıştık. Şu an her şey yolunda. Tamam mı? Ama bak kızma. Sakın kızma şu an. Anlatacağım her şeyi anlat sana. Bakayım, anlat bakayım. Anlatacağım ama dediğim gibi sinirlenme yani. Söyle bakayım. Yasin hatırlıyorsun değil mi? Evet. 2 sene önce kollarımızda vefat eden çocuk. Evet. O gün ne yapmıştık hep beraber? Bir söz verdik, bir yemin ettik değil mi? Evet. Ne konuda yemin ettik? Tarık'cığım, dün akşamki olaydan bir haberin zaten var. Biz bu oyunu niye yaptık? Saraya Can'la beraber, yani Saraya Can'a çalışmak için. Onun gözüne girmek için. Bu Saraya Can'ın içine, böyle sistemine ayak uydurup en baştakini indirmek için. Yemin ettik. Sen de biliyorsun. Buradaydın yani. O yüzden acil ilk başta söyleyemedim. Ulan yemin ederken ben de vardım. Nasıl oluyor bu iş? Niye bensiz bu işleri yapıyorsunuz? Yani ben istemedim böyle olmasını. Reis söyledi. Ne yapayım, reis ne diyorsa o. Sen de biliyorsun. Yapacak bir şey yok yani. Eğer bir sorunun varsa reisle konuş. Abi kusura bakma vallahi, hiç durumu açıklamaya gerek yok. Ben dün gece zaten Semih çıkar çıkmaz, senin yanından çıkar çıkmaz Semih'i almaya diye peşinden koştuk. İşte o arada yapmış bir aksilik. Zaten arkadaş gördü. Biz hiçbir şekilde bir saygısızlık yapmamaya çalıştık. Direkt de Semih'i aldık mekandan çıkardık. Kusurumuza bakma abi. Ulan bir şey diyeyim mi sana? Anasını satayım. İçeride bana ne yaptıklardı biliyor musun sen? Ulan 12 saat bile kalmadın içeride, ne konuşuyorsun sen? Lan tamam, ha 12 saat, ha 5 saat içeride miydim? İçerideydim. Yani buradaki... Ulan hiç mi girmedin daha hayatında? Vallahi buraya ilk defa gittim hacı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani hiç sevmedim. Gerçekten tırstım. Bir daha da içeri girmem yani. Bunu boşuna yapmadım, tamam mı? Artık sen de reisle... Tamam kes, tamam kes. Tarık nerede lan? Tarık'ı getir bana. Tarık mı? Vallahi Tarık nerede biliyor musun? Artık onu bilsen sen beni de kesersin, onu da kesersin. Yapılan şeyler yapılmıştır. Tarık. Yoksa bizim orada elemanlarımız var. Onlara da karşılık verirler. Ama bunlar yapılmaması gereken şeyler. Zaten bunun öncesinde sen bana girip nasıl önceden söz veriyorsan, ben de sana nasıl her şeye güvence veriyorsam, bunlar yapılmaması gereken şeyler. Şimdi bizim adamımız gidip de senin karakolun önünde de bekleyebiliriz biz adamlarımız. Kostanın kralını yaparız biz. Ama verilen sözler var. Doğru diyorsun abi. Kusura bakma vallahi. İşte bizim de bir zamanlama hatamız oldu. Neyse olan olmuş artık Tarık'cığım. Bunda sıkıntı yok. Bizim mallarımız hemen şu anda elimizde ulaşmak üzere. Bunların bir an önce teslimatlarını arkadaşlarla kontağa geçersin. Arkadaşlarla iletişimde kalırsın.
bir an önce yapılması gerekiyor. Bugün, yarın, en geç öbürsü güne. Tamam abi. Biz malları depoda fazla bekletemeyiz. Abi istersen bugün hallederim direkt. O senin bileceğin şey. Ekibini kur. Bizim arkadaşlar Recep ilgilenmişsiniz. Tarık Tümla. Ona göre gereken şeyler var. Adamlarınızı toplarsınız. Dağıtımına başlayın arkadaşlar. Bir an önce bu iş olsun bitsin. Anladım abi. Bir sıkıntı var mı Tarık? Yok abi sıkıntı yok. Bugün hallederiz. Semih'i de durdurmasını bilin abi. Falan diğer arkadaşlardan yana da bir sıkıntı olmayacak dediğim gibi. Hepsiyle konuşup görüşürüz tekrardan. Başka da bir şey yok abi. Sevkiyat yerlerini nasıl vereceğim? Kesinlikle biz onları son dakikada yapıyoruz zaten onları. Tamam abi. Tamam ben hiç bir şey var mı abi? Ben halledeceğim dedim. Halledeceğim. Sana güveniyorum. Tamam abi ben müsaadeni istiyorum. Görüşürüz. Hadi. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İletişimde kalın. Hadi hadi. Hadi. Tamam ya ben bu reisle konuşurum artık gerisini. Hacı vallahi sen bilirsin onu yani ben bir şey diyemem. Hadi hayırlı akşamlar. Allah'a emanet. Oğlum ne yapayım ben ya? Adam beni öldürecek ya. Yani elinde olsa beni suya atacak. Ulan Tarık yaktın beni lan kargo! Tamam mıyız? Savaş yap. Tamam. Bir savaş yap. Comment ça se fait que lui, Louis, il va à tout le monde, il a prévenu comme quoi que vous faites attention. Mais alors, comment ça se fait qu'ils ont rattrapé toi? Je sais, chef, mais c'est le moment d'une attention. Et voilà, ça n'arrivera plus. Oui, 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 mais ça, il faut faire attention. Surtout quand il y a des problèmes. Ben, à part de ça, vous faites qu'est-ce que vous voulez? Je sais, chef, vous m'avez expliqué, mais c'est le moment d'une attention. Dorénavant, je ferai plus d'attention à ce que je fais. Nous, on va faire beaucoup d'affaires encore. Je comprends, chef. J'ai besoin de tout le monde. Je ne veux pas perdre un personne. Oui, chef. C'est très important. Je vais garder tout le monde à sa place. Oui, chef. Si vous ne voulez pas, dites-moi. Non, vous ne voulez pas grandir avec nous? Non, chef. Les affaires, surtout les affaires, et vous. Vous-même, il faut faire attention. C'est pas ça. J'ai merdé, chef. Aujourd'hui, ça n'arrivera plus. Au jour d'aujourd'hui, j'ai compris la leçon. À partir d'aujourd'hui, je serai carré. J'écouterai les consignes. À cause de vous, je recule les problèmes. Ah, je sais, chef. Mais si je peux me rattraper, si tu peux me donner une autre chance pour me rattraper, je me rattraperai. Non, non, j'ai besoin. J'ai besoin, il n'y a pas de problème. Toi, c'est l'autre, lui, tout le monde, c'est le besoin. Au jour d'aujourd'hui, voilà. J'ai compris la leçon, ça n'arrivera plus. Je serai carré, H24. D'accord. Neredesin lan? Oğlum, müziğin sesi taşından duyuyorum ya. Olsun ya bizim de vaktimiz böyle geçiyor. Nasıl geçti? Kardeşim ilk sevkiyatımızı aldık gözün aydın. Valla. Aynen öyle. Nasıl geçti? Her şey yolunda mı? Dayı adam inanmış. Adam yedi inanmış. Mi? Yedi adam inanmış. Yalnız senin Recep yok mu? Durulmuş çocuk. Öyle bir bakıyordu ki yani Semih'e bir şey diyecek miyim falan gibi böyle bir ince falan ama hepsi hallolacak kardeşim. Ya olsun o fazla kaşınmasın vallahi keserim onu ben. Recep. Ne? Gözüm bunların üzerinde olsun. Tamam. Hepsine ihtiyacım var. Bir tanesine bile ihtiyacım var. Kimseyi kaybetmek istemiyorum. Okey. Hepsinin direktiflerini yönet. Hepsinin gözünün üzerinde olsun. Bu işi sana bırakıyorum. Okey? Bon? Okey. On va rentrer. D'accord. Okey? On laisse au courant. D'accord? D'accord. Okey. Hadi les gars, partez. Hadi canım. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yani dikkatli ol. Yani kendini yakma. Çünkü kendini yakarsan biz de yakarsın. O zaman biz fazla vakit kaybetmeyelim. Reis çağırdı bizi. Umut'u da çağırmış. Artık ne diyecekse herhalde Umut artık gitti. Reisle mi konuştu? Hani bana fırçaltı ya deminden. Ya sen Umut'la ne konuştun? Oğlum bir burada olsaydın var ya. Ama seni bulduğu yerde boğacak. Ne diyorsun ya? Vallahi boğacak seni bulduğu yerde. Oğlum bana bir fırça attı adam. Mutlaklı da ne yapalım? Bizde bir şey yok. Reis dedi kimse öğrenmeyecek. Aynen sizi. Ben onu dedim. Dedim ki bak. Bu benim yani kendi isteğimle yaptığım bir şey değil. Reis böyle dedi. Böyle yaptım. Öyle. Yani ben kendi kendime karar veremem bu konuda. Öyle. Ama var ya. Bir kaynadı yani son anda. Bu akşam mı görüşeceğiz onu? Artık bu akşam mı yarın mı bilmiyorum. Bir arayacağım onları. Cevap verirlerse
Ama ben önce bir eve gideyim, bir üstümü falan değiştireyim, ona göre bir ben sana haber ederim. Tamam kral. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi alalım. Tatlı ol. Tamam. Ha bir de emanet lazım, ben emaneti bulamadım ya. Tamam. Halleder misin? Tamam, ben de o. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Evet Mustafa abi. Bir arkadaş alacağız seninle beraber. Yine seni yoruyum ama kusuruma bakma. Hakkını helal et. Senin için katlanıyoruz işte. Bir de sana bir hediyem var Mustafa abi. Bak demin göremedin sen. BBC'de adam dövmezsin abi. Çocuğun başında boruyu kırdın geçen gün. Bizim için bunu... ne konuşuyorsun bizim sen? İçin fark etmez PVC ama bu daha iyiymiş. Abi mavi tarafında vurursan bayıltın, kırmızıyla vuruyorsan öldürüyorsun. Tamam. Tamam abi. Şurada dursun, yanımda dursun. Lazım olursa abi, sen sağ belli olmuyor. Tamam. Gel, ne konuşuyorsun sen? Ouais, salut. Ouais, j'attends Tariq. Tout est prêt. Tout est prêt. J'attends Tariq. Je te préviens dès qu'il est là. Ah, t'inquiète. Je te préviens. Y'a pas de souci. Dès qu'il est là, je te préviens. Allez, salut. Mustafa abi, sen bekle 2 dakika. Geleceğim ben şimdi. Salut Luis. Salut Tariq, ça va? Ça va et toi? Ça va, Afrika. Ça va? Ça va. Bon. Mustafa abi, bekle bekle. Hayır, hayır. Mustafa, hayır. Biz buraya adam almaya gelmedik mi? Abi, alacağız da. Arkadaşım. Yanımıza alacağız. Yanımıza alacağız ama arkadaşım. Ne bileyim, bana verdin bunu. Dedim bu senin olsun artık bundan sonra. Dedim ondan sonra adam alacağız. Yok arkadaşım abi. Sen 2 dakika bekle abi. Bu da bize gelecek. Emin misin? Valla arkadaş. Je désolé Luis. Pas de soucis. Bon, c'est pas la peine. On va pas attendre plus longtemps à faire l'échange et puis après on y va. Oui, allez. Pas la peine. Perte de temps. Il y a tout là. L'autre ? Ouais, vas-y. Oh, laisse-moi. L'autre côté. Vas-y, c'est bon. Bon. Maintenant, tu fais attention. Tu fais attention, c'est important. Ça. Tiens, tu fais gaffe. Mustafa abi, gidelim. Tamam hazırız, gel. Nasıl işler? Salam. İşler iyi, işler güzel gidiyor. Şu son dönemlerde yaptığımız atık hareketlerle
bayağı bir ilerleme kaydettik. Ve bu da göze çarpıyor yani. Öyle boşuna bir hareketler yapmıyoruz. Ya sağ olsun Tarık bizden beraber bize destek verdi de bizim yanımızda olduğu olanı bayağı işlerimizi arttırdık ve geleceği çok parlak bir arkadaşımız. Bizimle beraber olduğu zaman eminim ki daha da yüksek yerlere geleceğiz. Evet. Zaten görüşmelerimiz de bu hafta veya önümüzdeki hafta sonları görüşmelerimiz de devam ediyor. Kaptanla da görüşeceğim. Bayağı bir büyüme potansiyelimiz var. Sarı Ercan, Tarık kardeş, benim yaptığım araştırmalara göre çok büyük bir Arap mahallesi var. Çok büyük oyunlar oynanıyor burada. Ve çok büyük kazançlar var. Bizim bu mahalleye bir el atmamız lazım. Eğer Sarı Ercan bir kaptanla konuşursa, bize eğer olur verirse, biz oraya da bir el atmak isteriz. Bunlar görüşecek konularımız. Zaten önümüzdeki haftalar dediğim gibi görüşeceğimiz şeyler var, konular var. Bu konularda başlı başına bir onunla görüşeceğiz. Ama önemli olan tabii ki bizim ilk öncelik arkamızın sağlamda olması. Evet. Büyümenin de bedelleri var. Bu bedelleri ne kadar en az cüzi bir şekilde kayıpla halletmemiz yani. Yoksa kendiniz biliyorsunuz bu işler hemen öyle zaten bir şeyler değil. Evet, zaten o mahalleye girdiğimiz zaman bizim kayıplarımız da olacak yani bunu da hesaplamak lazım. En az cüzi bir şekilde kaybetmemiz lazım. Tarık bu konuda sana büyük iş düşüyor. Falan. Abi benim bir fikrim var ama. Müsaade varsa. Buyur. Şimdi Türk Mahallesi ile Arap Mahallesi'nin ortasında senin çok samimi olmadığın bir arkadaş var. Cefo. Evet. Şimdi Cefo tam iki mahallesinin ortasında bütün illegal işleri yapıyor abi. Şimdi biz bu adamı ortadan kaldırmadan Arap Mahallesi'ne geçmek nasıl olacak? Ortadan kaldırma böyle basit olmuyor. Tarık, lafla sözle olan şeyler değil mi? Bunların her şeyin bir bedelleri var. Onları biz de gayet biliyoruz ve ben onu oldum olası zaten istemiyorum. Ama ortada kaldırmak öyle basit şeyler değil. Her şey adım adım ilgileşecek olaylar bunlar. Eyvallah. Onay almadan, büyük kaptandan bu işler olmadan bazı şeyler olmuyor. Bizim de elimizde kolumuzu bağlayan yerler var. Tabii bu tür şeyler biraz da istihbarat istiyor. Evet. İstihbaratımız güçlü olması lazım çünkü bu adam da kendi başına güçlü bir insan yani. Eğer bize kaptan destek verirse eminim biz onu harcarız. Alo efendim abi. Akşama işim yok. Tamam ararsam müsaitim. Hadi görüşürüz. Hoş geldin dayı. Selamünaleyküm yeğenim. Selam dayı. Ercan nerede? Burada dayı hemen çağırayım. Bir haber. Dayı seni dışarıda bekliyor, seni gelmek istiyor. Kimmiş ya bu beni çağıran ya? Ha? Kimmiş o? Biliyor musun? Vallahi tanımıyorum. Kaptanım hoş geldin. Nasılsın, iyisiniz? Buyurun. Burak hemen mekanı kapadın. İçeride kimse yanmayın. Nereye oturmak istersiniz kaptan? Kim dışarı kadar bu kadar? Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olasın. Ercan nasılsın? Güzel, fena değil. Güzel yerler yapmışsın. Sağ olasınız kaptan bey. Sizin sayenizde her şey. Koçum, masayı donaltın. Yiyecek, içecek. Ne istersiniz? Ne yersiniz? Gerek yok. Gerek yok Ercan. Buraya kadar gelmişsin kaptan. Gerek yok. Bir acı kahveniz yeterli. Evet Ali kardeş. Senin evet. Bütün malları yükledik. Eyvallah. Bir de Sarı Ercan dedi ki senin daha önceden ödenmemiş borçların varmış. Bu mallardan önce hatta bu mallarla beraber o sevkiyat borçlarını da ödeyecek misin? Tamam ödeyebiliriz. Tamam. Hadi kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Ercan'ım
Duydum ki sınırların aşmak istiyorsun. Böyle basit bir olay değil. Ama sizi sevdiğim bir olduğu için buraya kadar geldim. Normalde ben kimsenin mekanına gitmem. Ama buna sabır lazım. Siz güzel performans gösterdiniz. Sabır. Elemanlarını sevdim. Yaptığın işlerden memnunum. Ama genişleme kıvamına gelmediniz daha. Sizden biraz sabır etmeni bekliyorum. Eyvallah. O beklediğin şeyleri düşün, nazarı dikkate alacağım. Size vereceğim oraları. Allah razı olsun. Sizin emriniz bizim için zaten baş tacıdır. Tarık. Geldik buraya. Tüm buraya niye geldik? Sınırına geldik. Sınırına geldik. Niye geldik abi? Buraya gelmemizin, her şey yaptığımızın bir şeylerin sebebi var. Buraya geldik, buradan ileriye geçemiyoruz. Bizim sınırımız, bizim limitimiz burası. Bugün bize göstere kaptan bunu söyledi. Il y en a pour problème quelque chose ou pas? Non, il n'y a pas de problème. On a vérifié les 5 sur 5, tout opérationnel, oui, tout est tranquille. D'accord. Juste sergent demandé, il a dit je garde là-bas. Il y en a pour problème quelque chose ou pas? Non, il n'y a pas de problème. On a vérifié les 5 sur 5, d'accord. Bizim büyüyeceğimiz yerlere, daha fazla kişilere hitap edeceğimiz, daha fazla gençleri elimizde tutacağımız yere bu sınırın içerisinde bizi bıraktı. Lakin bugün bize yaptığı teklif kaptanın kendisini büyük gördüğü için uyuşturucuya da girmemizi istiyor. Ben uyuşturucuya karşı olduğumuzu söyledim. Büyümek istiyorsan uyuşturucu da sat. Aynen. Biz de ben bunlara karşı olduğumu zaten en baştan beri biliyorsun. Kendisine de bizzat söyledim. Eyvallah. Pastada bize pay vermek istemiyor. Uyuşturucuya da gireceksiniz diyor. Çünkü niye? Elinde çok büyük bir güzel bir potansiyel var. Güzel bir ekip var. Her işin altına kalkan bir ekip var. Biz her işin altına kalkıyoruz. Ondan da altına kalkacağımızı biliyor. Ama bizim girmeyeceğimizi gayet iyi biliyorsun. Biz mahallemize de sokmuyoruz. Evimize de sokmuyoruz. Kahveye de sokmuyoruz. Biz bu laneti sokmuyoruz. Ama bu şekilde kalmıyoruz. Almak istemiyorum ben bu sahip bu şekilde. Elman, yana problem de quelque chose, direk appelle-moi. Ok chef, si y'a problème, je l'appelle tout de suite. Ok chef, merci beaucoup, allez, on s'arrête. Aynen bu sadece bu sınırın içerisinde kalmak istemiyorum. O yüzden adım adım gideceğiz. En başından beri olan benim duygularım, hislerim aynı şekilde devam ediyor. Gerekirse harcamayacağım adam yok. Burada ilk harcayacağım insan, Cefo'yu harcamam lazım. Harcamamız lazım. Hep birlikte olmamız lazım. Hep birlikte koordineli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Abi sen Cefo'yu harcayacağım, gitti misin? En büyük isteğim. En gel, büyük isteğim. Gel abi, zamanın varsa şöyle 2-3 dakika bir konuşalım mı seninle? Hayırdır, sende bir şeyler vardır, Tarık? Var abi, gel abi, şöyle bir iki dakika gel. Hoş, senin öğretmenlerin kim senin zaten? Abi, buyur. Şimdi, bu Cefo var ya abi. Evet. Cefo'yu biliyorum.
Tarık, bu bizim artık bizim için bir varoluş ya da yok oluş meselesi. Biz burada bu sınırı çeken bizdik zaten. Buraya bu sınırı çeken, defogun girmemesini sağlayan, bu sınırı çeken bendim. Kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Niye insanlar benim arkamda duruyor? Hiç düşünüyorsunuz mu? Düşünüyor musunuz hiç? Doğru abi. Ben bu laneti herkesten koruduğum için herkes benim arkamda saygı gösteriyor, herkes benim arkamda duruyor. O yüzden artık durma vakti değil, yol alma vakti. Ya yol alacağız, ya yok olacağız. İkisinde başka bir seçenek yok. Ama bu şekilde kalmayacağız. O yüzden ilk önceki yapacağımız iş cephayı bitirmek. Abi sen bu cephayı bitirmek istiyorsan